galiba Cumhuriyet'in işte o eşitliğinden, o şartlarından herkes aynı şekilde faydalanamadı. İşte o faydalanamayanlardan biri de galiba Hediye Hanım. Hediye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaça kadar okudunuz? Ben lise. Liseye. Sonra evlendiniz mi? Ya bir takım olaylar oldu yani hayatım geçti, evlendim falan filan. Evliliğim geç oldu, ben kaç? Bir 12 sene önce evlendim. Ha, siz evliliği erken yapmadınız? Yok yok. Ha? Yok, ben biraz en geç evde kalanlardanım. Evde kaldınız. Hı hı. Sonra evlendiniz. Galiba bir öğretmenle evlenmişsiniz. Hı hı. Daha sonra ama biraz onunla arada problemler olmuş anladığım kadarıyla. Ha, ufak tefek problemler oldu. Biraz şey bitti, aşk bitti. Ya, çok saygılı bir insan yani. Ama nereden oldu bilmiyorum. İşte şeytan girdi aramıza derler ya. Hı hı. Bir 7 aylık bir ayrılık yaşadık. Araya bir soğukluk girmişti. Suç hep benimdi. Hı. Şimdi adama Allah var, beni bırakın, bütün sülaleye sorun, bütün konu komşuya yani 7 kat yabancıya sorun. Adam sütten çıkmak kaşık, kesinlikle. Suçlu, hatalı benim. Benim. Yani o da ben, biraz çok özür dilerim, variyetin olduğu şeyle biraz kendi kendimi Lolita kızlar gibi şımarık sandım. O şımarıklığımın hatasını çekiyorum. Bu benim sınavım. Hayırlı uğurlu olsun bana. Sonra oraya bir problem girince işte araya şeytan girince. Onunla yaşa. Ondan sonra karı koca arasında bir problem oluyor. Siz de kendinizden 12 yaş küçük Hayri Emre ile tanıştınız. Özür dilerim. Şey, hayır, konuşalım hayır, ondan sonra şey diyeceklerimi hak vereceksiniz. Sizin kime nasıl hitap ettiğiniz sadece ekranda olduğum için yayın tamam kuralları çerçevesinde tamam beni ilgilendiriyor tamam ama İt dediğiniz şey mesela benim itim benim en canım kıymetlim. O nedenle insanların birbirine hakaret ederken... Dört ayaklara ederken, hakaret etmiyorum. İşte İki ayaklardan hakaret bahsediyorum. Etmiş oluyoruz. Onlara başka bir kelime bulun isterseniz. Aha. Yani benim itim benim başımın tacı. Sabah ya, beni öpsün o, diye. Seninki it değil, seninki köpek. Adı var. İşte... İkinci adını kullanmıyoruz. Ne olursa köpek olsun. Lütfen artık yani bunları kullanmayalım tamam diye söylüyorum. Tamam, peki. Sonra siz Hayri Emre ile tanışıyorsunuz. Ve 12.500 euronuz var o sırada. 380 o sırada, bin lira. O sırada benim 10.500 eurom var. Belli bir paramdan ayırdığım param var. Arabam değişecek. 6 senede bir araba değiştiren kadınım. Herkes de bilir, bütün çevrem de bilir. Yeniden sıfır araba alacağız diye koyduk onu bir tarafa. Dedik bu burada dursun, öbürküne dokunmayalım. Çünkü kiralarım falan neye geliyor? Yapıyoruz, ediyoruz, koyuyoruz, ediyoruz. Zaten emekliyim. Bu arada o da işte hani bir ufak bir benim de hani sapkınlığım diyeyim. Duygu şeyine kapıldım, duygu seline kapıldım. Hani benim hatam. Bağlandım. Nasıl tanıştınız? Bir arkadaşım vesilesiyle tanıştık. Bir arkadaşım vesilesiyle tanıştık. Hani o aracı oldu. Bir gece biz bundan kaldık ama hani böyle hani şey babında değil. Nerede tanıştınız yani? Arkadaşımın evinde tanıştık. Heh. Ha siz eşinizden kaçmıştınız öyle mi? Ha kendim kaçmıştım. Adam beni kovma yahut da çek git hani ayrıl bu evden defol git hesap asla yok. Ya adam iyi bana... adam. He? Adam iyi adam. Adam haklı. Suçlu benim. Yani ya o... ilk defa birisi böyle söylüyor. Vallahi helal o olsun. O sinirle ya. o yani o anki sinir yüklemiyle yaptığım hareket yani ben suçluyum. Asla. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Buraya gelip ilk defa bende hata var diyen biriyle karşılaştım. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum sizi bu anlamda. Çok özür dilerim. Yani. Suçlu benim. Suçlu suçunu kabul edecek. Heh. Ediyorum. Yani cezaevine girip de ne çekilecekse çekeceğim. Ben de çekerim. Yani bu suç benim. Bu illa adam öldürme gebertme değil. Adam bana tazminat açsa haklı. Kocanız. Akıl da veriyorum. Evet. Takdir ettim. Zaten malımın yarısı onun, gene benden de yarısını o alır. Bitti. Haklı. Diyecek sonra, bir şey sonra tanıştınız. Tanıştık. Bir iki kere geldi gitti evinde, arkadaş olduk, sadece arkadaş. Daha sonra dedi ki hadi gel beraber gidelim. Benim arabayı çektik, markasını söylemeyin, beyaz şey arabayı, gemi arabayı. Onun küçük şey arabasıyla ne gittik. Ne marka arabını siz söyleyin. Yani gerçekten güldüğüme bakmayın, gerçekten çok sinirliyim. Çok özür diliyorum hepinizden. Varsa yaptığım bir yok, yanlış yok bir şey varsa sözüm meclisten dışarı lütfen. Yani hakaretlerimi, küfürlerimi kesinlikle Babul üstünüze almayın. Tamam.
Ondan sonracıma gittik, neyse. Adam o boşluktayken beni aşk demeyeyim ya. Hani değişik bir ilgi çekti. Değişik bir ilgi çekti ya. Buna aşk denilmez ya. Aşk olsa 4 aydır ayrım, adını dahi telaffuz etmiyorum. Tanıdığım arkadaşlardan adı adına yakın olana defol git diyorum. Özür dilerim, hadi miyeceydim. Kaydı, özür dilerim. Tamam. Ya yani beni tanıyanlar benim ne konuştuğumu anlıyorlar, biliyorlar. Peki, Hediye Hanım aslında daha değerli toplu anlatıyor. Dediğim gibi ilk defa bunca yıldır program yaparım. Evet, ben kocam haklı diyen bir kadınla karşılaştım. Tazminat açsa %100 adam alır, ben alamam. Ben itiraz etmem, hakimin karşısına derim ki haklı. Yani haklıya haklı derim. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey demem. Çünkü Hediye Hanım hani adlandıramadığı bir şey yaşıyor. Sonunda o yaşadığı kişi kocasına, hatta kocasıyla tehdit etmeye kalkıyor Hediye Hanım'ı. Hediye Hanım diyor ki ne yaparsan yap. Kocası diyor kardeşim. Geri dönmem. Yani gene aslında kocası Hediye Hanım'ın yanında duruyor. Biraz Hediye Hanım'ın bu kadar aslında değil mi? Biz ayrılık yaşayacağız da. Dedi ki seni şu dedi at hırsızından kurtarayım ondan sonra dedi. Yani ayrıyız zaten. Aynı evdeyiz ama iki arkadaşız. Ha yine aynı evde misiniz kocanla? Aynı evdeyiz, iki arkadaşız. Dedi ki seni kimseye dedi şey yapmam. Ben dedim ki hani senin onurun şerefin. Dedi ki bu onur şeref değil dedi. Senin kadınlık gururun dedi. Ay çok merak ettim. Arkandayım. İşinizi. Adam yani bırakın 7 kat bir adamdan sorun. Sütte leke var onda yok. Vallahi bravo. Kur'an çarpsın. Bu emekli ne öğretmeniydi? Edebiyat emekli değil, çalışıyor. Kim diye çalışıyor. Emekli diye. He. Ben emekli sandım. Yok, emekli değil. Şu da düştü de ne bileyim. Şöyle koyayım bari. Mikrofon mu hallederler şimdi. Vallahi helal olsun. Çok tebrik ediyorum ben de beyefendiye. Yani şöyle ya, tebrik ediyorum. Ya eli değil ayağı öpülecek adam. Hayır diyor Doğruyu söyleyeyim. Şimdi efendim? Doğruyu söyleyeyim. Eli değil ayağı öpülecek adam. Ben değil yani. Bütün insanlar zaten ona kıpteyle duruyor. Ya kıpteyle şöyle terbiyesinden, şeyinden. Yani adamın elinde yüzünde zaten ayrı bir şey hani böyle nurluk demeyeyim de bir albenilik var. Yani böyle sessiz, sakin, albenilik derken yanlış anlamayın. Abdestli namazlı adam. Ha, abdestin namazının arkasına saklanan adam da değil. Ben buyum diyen adam. Benim gibi. Terbiyeli. Zaten ona olan ilgim alakam bundan. Benim gibi açık. Bu budur. Hatam budur. Yahut da ben haklıyım lütfen. Şunu şöyle diyerek de bana açıklar, anlatır. Hatalıysam da söyler. Özür dilemesini de bilirim. Bizim yaşantımız bu. Evliliğimiz buydu. Hata benim. Ve bir Türkiye duysun. Bırak Türkiye'yi, dünya duysun. İzleyen herkes bilsin diye çıktım buraya. Anladım. Yani Hediye Hanım'ın aslında eşi şöyle yapıyor. Şimdi izleyince daha net anlayacağız. Daha sonra kandırılınca yani onu kurda kuşa yem etmemek için anladığım kadarıyla diyor ki gel ben önce senin şu işlerini bir halledeyim. Sonra çünkü adamı ne istiyorsan yap. Adamı okuldan parka çağırmış. Benim haberim yok. Demiş ki ne? Dur ama izleyicilerimiz bilmiyorlar. Önce bir izleyelim mi senin neler anlattı? Yani niye buradasın? Hani bilemediğim için konuşuyorum tamam, ben. Tamam yok yok. Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi tarafından binlerce euro dolandırıldığını iddia eden Hediye Mısırcı için her şey geçtiğimiz yıl başladı. Kocasıyla dargın olduğu dönemde boşluğa gelen ve bir aşkın içine düşen 54 yaşındaki kadın büyük hüsrana uğradı. 2022'nin 9. ve 10. aylarında eşimle tartışma yapmıştım. Eşimle de duygusal bir boşluğum vardı. Evden ayrıldım. Arkadaşımın yanında kalıyordum. Ben Hayri ile arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Hayri araba alım satımı yapıyordu internet üzerinden. Benim de variyetli olduğumu bildiği için beni ikna etti. Bol kazanç, bol para. Kim istemez? Hani ben dedim ki paramın üstüne para gelsin. Benim de hoşuma gitti. Yani koca moca hiç artık tartıştık ya hiç önemli değil. O öyle biri yok yani. Biz Hayri ile böyle gecemiz gündümüz bir sabaha kadar konuşuyor yani. Hem ilişki başladı hem de dedim ki güzel para kazanacak. Beraberinde dedim yürür giderik dedim. Ben ona parça parça 16.250 euro verdim. Daha ilişkilerinin ilk günleriydi. Romantik bir yemeğe çıkmak yerine Hediye Mısırcı'nın iddiasına göre sevgilisi kendisini bir üfürükçüye götürdü. Ben ona sıkıntılarımdan bahsedince dedi Zonguldak Ereğli'de Dağlıca Köyü'nde medyum dedi var dedi Mustafa Bey var dedi. Kafam düzelir böyle insanlara karşı sertliğin gider kaçkınlığın hani çekiniyordum insanlardan. Hani rahatlarsın dedi relax olursun bütün her şeyin düzelir dedi. Beni ikna etti sabah saat 9'dan gittik. Hoca okudu üfledi benim kafama böyle koydu elini iyice beni okudu üfledi ondan sonra su verdi 40 günü
için dedi. İçtikçe ben Hayri'ye daha çok bakmaya başladım. Hayri'nin gözünden gözümü ayıramamaya başladım. Hayri ile yıkamacıya gidiyoruz. Hayri ile araba almaya gidiyoruz notere. Hayri ile araba satmaya gidiyoruz notere. Hayri ile marketteyiz. Hayri ile evdeyiz. Hayri ile çıkıyoruz. Beni götürdü bu medyum hoca yüzünden. Hayri'den gözümü alamıyorum. 7 ay süren ilişkilerinin ilk 3 ayında Hediye Mısırcı'ya bu aşk bir hediye gibi gelmiş. Kendisini adeta bir masalın içinde hissetmişti. 7 ay beraber yaşadık. Gönül ilişkimiz oldu. Ama bunun 3 ayı çok sıkı beraberdik. Ayağının tırnağına kadar kesiyordum. Banyosunu yaptırıyordum. İç çamaşırlarına kadar ütülüyordum. O da benim bir dediğimi iki etmiyordu. Canım istese canımı verecek derecedeydim. İlk zamanlar bütün işlerinin içinde ben de vardım. Ben 10.550 euro'm varken hesabımda onu bile hiç düşüncesiz çektim verdim. Kiralarından gelen biriktirdiğimiz eurolarımızı bile Hayri'ye temin ediyordum, getiriyordum. Beraberliğimizde ilk 2 haftasında ben ona 16.250 euro verdim. Ben o dönem bu paraları onu sevdiğim için, arkadaşlarımız için, güvendiğim için bir de kazanayım diye verdim. Hani gidiyorduk geliyorduk, beraber gidiyorduk geliyorduk. Her şey gözümün önünde oluyor diye diyorduk. Bu ilişkimizde bana sapkın sapkın hareketlerde, sözlerde bulununca ben yavaş yavaş soğudum. Baktım ki bu yamuklukları var. 4 ayda böyle sakin sakin ben ondan paramı alayım diye katlanmaya başladım. Sonra baktım ki bir tanıdığımız vardı. Seçil Hanım'ın arabası vardı. 70'e aldı. 3 gün sonra 100.000 TL'ye sattı. Seçil Hanım'ı kandıran adam beni de kandırır. Aşktan kör olan gözünün sonradan açıldığını söyleyen Hediye Mısırcı, geri ödeme sözünde durmayan sevgilisinin kendisini ikinci plana atıp yeni bir ortak bulduğunu da öne sürüyor. Bana kalan borcunu 12.250 euroyu bu kağıdı imzalayarak verdi. Haziran ayında öderim dedi. Tamam dedik, peki dedik, sustuk kaldık. Ama ödemedi. Sonradan kendisine Şakir diye bir yeni ortak buldu, beni devre dışı bıraktı. Devlete falan ne hacizli icralık adammış. Bunu da sonra yavaş yavaş öğrendim ama ağzım dilim bağlı bir şey diyemiyorum adama. Adama ne derse he. O ortağıyla bir olup da beni devre dışı çıkarmakmış. Benim paramı ver. Günü gelince vereceğim. Daha yetmiyor. Benim arabamı orijinal aynasını satmış. Baktım benim para gitti. Elimde kaldı kağıt. Hediye Mısırcı'nın bir diğer iddiasıysa ilişkisini noktalamak istediğinde tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldığı yönündeydi. Ancak bu süreçte söylediğine göre bıraktığı kocası destekçisi olmuştu. Ben ondan ayrılmak istediğim zaman canım benim resimlerimi çekmiş. Gülüştüğümüzü, oynaştığımızı çekmiş. Dedi bunları dedi ben dedi kocana da atarım, şuna da atarım, buna da. Dedim at. Kocama gitmiş. Demiş ki onun demiş arabasını ben alacağım. Evleri üstüme yapacağım. Sen de defolup gideceksin. O da demiş ki ne 7 aydır benim yanımda değil şimdi benim karım mı oldu demiş. Kadının parasını ver demiş. Hem hayal kırıklığına uğramış hem de döviz birikiminden olmuştu. Sevgilisine öfkeliydi Hediye Mısırcı. Biz beraberinde Müge Anlı'yı izlerdik. Derdi ki ne sen de yarın Müge Anlı'lara çıkarsın. He dedim ben de çıkarım paramı vermezsen. Hatta Şakir'in yanında bir tane çalışanı var. O da hatta diyordu ki ne Hayri Emre'nin maceraları. Yani sen de gireceksin Hediye abla diyordu bu maceralara. Doğru ben de girdim. Mağduriyetinin giderilmesini arzu eden Hediye Mısırcı'nın şimdi tek isteği 12 bin eurosunu geri almak. Hayır, senden paramı alacağım. Peşindeyim, ödeyeceksin. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.